Bunun dışından herkese merhabalar ben Çağrı Aslanbaş ben Furkan Bayansar 8. bölümümüzde yeniden birlikteyiz Furkan bir hafta oldu bölüm yapmayalı neler yaptın nasıl geçti hafta İyi geçti benim tatilden sonra işe adapte olmaya devam ediyoruz biraz Christmas zamanı olduğu için herkes Çoğu kişi izinde, bizim takımda dolayısıyla biraz işler yavaş ilerliyor veya daha böyle sürekli yıl içerisinde ötelediğimiz sıkıcı işleri yaptığımız bir dönem oluyor. Ama haftadan itibaren daha yoğunlaşacak, hareketli hale gelecek herkesin işe başlamasıyla. Öyle iş dışında, geçen hafta bu Sıcak Kafa diye bir dizi var belki duymuşsundur. Türkiye'nin ilk distopik dizisi olma ünvanını taşıyor. Onu bitirmiştim. Aslında ben bayağı beğendim diziyi. Yani e, Türkiye'de bu tarz bir dizi veya böyle bir böyle bir iradenin olması hoşuma gitti yani. Bu klasik Türk dizisi filmi mantığından çıkıp biraz daha e, özgün bir şeyler yapma. Gerçi çok eleştiriliyor hani o, o kadar da özgün değil. Çeşitli distopik filmlerden ve oyunlardan çakma bir senaryosu var diyorlar. Ama ben genel olarak diziyi beğendim bayağı. Tavsiye ediyorum yani buradan izlemeyenlere. Ee, Netflix'te bir dizi. Başka bir de sinemaya da bir film izledim. O da şu an gösterimde. İsveç'te gösterimde ama Türkiye'de de büyük ihtimal gösterimdedir. Onu kontrol etmedim. Adı Triangle of Sadness. Bir gemide zengin insanların girebildiği bir gemide, bir kruz gemisinde oradaki zengin insanların ve oradaki çalışanların yaşamını anlatıyor. Daha sonra gemi bir olay sonucu bunlar bir adaya düşüyor. O gemindeki zengin misafirler ve fakir çalışanlar arasındaki statü farkı bir anda tam tersine dönüyor. E, adaya düşünce. Onu anlatan biraz böyle komedi gibi biraz sosyal mesaj da içeren bir film. Onu da tavsiye ederim. Yani güzel bir filmdi ama harika diyemem. Hollywood filmi ee, mi? değil galiba. Hollywood filmi değil. Peki yani şey, şey in İngilizce değil mi? E, İsveçli bir yönetmen. İngilizce İngilizce, İngilizce. aynı. İngilizce olmayınca izlemiyoruz zaten. Ha, evet. <laughs> Burada film onu da, onu da bir gireceğim biraz. <laughs> evet. Altyazı İsveççe oluyor tabii haliyle. O yüzden İngilizce dışında hiçbir filmi, diziyi izlemiyoruz. Ama bu dizi, bu filmde de birkaç yerde e, işte İngilizce olmayan yerler de vardı. Onları tabii anlayamadık. Yönetmen bu arada İsveçli bir yönetmen ama tabii evet film İngilizce yani. Burada ana dili İngilizce olmayan e, ülkelerin hepsinde muhtemelen aynı durum var. Film izlemeye gittiğinizde filmin bir kere İngilizce seslendirilen bir film olmak zorunda. Eğer o ülkenin dilini bilmiyorsanız altyazısı da tabii o dilin e, o ülkenin dili oluyor. Ne kadar uğraşırsanız uğraşın Mutlaka filmin bir sahnesinde yabancı bir dil konuşuluyor. İşte ne bileyim Aha. E, geçen şey denk gelmişti. Bir İspanyolca bir sahneye denk geldi. Altyazı İsveççe. <laughs> Baya böyle e, bunlar ne konuşuyor acaba diye bakarak anlamaya çalışıyorsun. Tamamen altıncıyız. Hatta e, birlikte bir Stockholm... Film festivaline gitmiştik değil mi geçen ay mıydı evet. orada aşırı sert bir İngiliz aksanı zaten e, 1700'lerde falan geçiyordu galiba yanlış hatırlamıyorsam hani bir de o dönemin aksanını betimlemişler. Bayağı yoruldum filmi izlerken böyle beynin <laughs> şey Aynen. hani normal bir insan beyninin yüzde on ikisini kullanır geyiği var ya işte o, <laughs> orada yüzde yirmiyi kullandım yani <laughs> film anlayacağım diye şey böyle veya sınavdan çıkmış gibi oluyor veya bir mülakattan çıkmış ha. gibi oldu i̇nsan... <laughs> nasıl geçti abi iyi senin <gülüyor> <gülüyor> yüzde kaçını anladın yüzde şu kadar anladım bir de şu, sana da oluyor mu bilmiyorum ama İngilizce filme dizi izliyorsun. Altta İsveççe altyazı olunca ya insan artık refleks herhalde. Direkt gözün altyazıya gidiyor ve okuyorsun. Yani anlamasan da evet. o altyazıyı böyle bir ilk ilk birkaç kelimeyi okuyorsun sonra ne yapıyorum ben diyorsun. Evet. <laughs> o da ama, onu aşana kadar ben baya bir zaman geçti. Gramer olarak çok benziyor İsveççe, İngilizce, evet. Almancaya daha da benziyor ama benim Almancam böyle bir yıl e, eğitim almıştım ortaokulda onunla sınırlı. İngilizceye baya benziyor. altyazı okurken hani çok basic bir İsveççe eğitimin olsa bile hani eşleştiriyorsun harf, e, kelimeleri İngilizce kelimelerle bir güzel oluyor aslında. Hani onu bilerek bilinçli yapsan iyi bir dili öğrenme aracı olur. Evet, Hatta geçen e, şeydi e, Evrim Ağacı'nın bir podcast bölümünde dinlemiştim galiba. Yeni bir dil öğrenirken şey derler ya o dilde bir basit videolar izle vesaire gibi. Aslında onun daha da kolayı yani daha düşük seviyedeysen ana dilinde videosu olan bir şey izleyerek öğrenmek istediğin dilin altyazısı varken dinlediğini anla ve onu Altyazı eşleştirmeye çalıştır. E, o daha da basic bir, daha giriş seviyesi bir aktivite. İlk onu öneriyorlarmış. Geçen galiba söylemiştim bu Andropoz dizisini izlerken. Son 2-3 bölümde öyle yaptım. O da beğenemiyordu tabii. Ama gerçekten böyle kendini verince faydalı oluyor. Onu düzenli yaparsan kesin öğrenmene katkısı olur yani. Hani yeni bir dil öğrenenler için. Hı hı. E, kitap okumuyorsun. Ha pardon, bir şey diyordum. Tam şey diyecektim ya. İngilizce öğrenirken de hep bize şey tavsiye ederlerdi. Yani altyazı altyazıyla izlemeyin. Hani altyazıyı kapatın, kulağınız duymaya alışsın. Altyazılı açtığınız zaman sizin reading'inizi geliştirir, listening'inizi listening'inizi geliştirmez gibi bir geyik de vardı ama. Evet. Yani işte bir sürü hani işte speaking, listening, reading Herhalde ya kat, biraz da o yüzden ilk başlarda bunu yapın, hani sonra o senin dediğin şey Hı -hı. daha önemli olacak. Evet, biraz doğru. da bizde şey var ya işte gitar çalmayı öğrendiğim dönem çok yaşıyordum. Hemen zor bir şarkıyı öğrenmeye çalışmak, hemen zoru denemek falan, biraz motiv motivasyonu kırıyor aslında. Kitap kitap e diyorduk bir de. Evet. Kitap olarak ben yeni bir kitaba başladım. Bu teknolojiyle alakalı değil biraz. Tarih kitabı aslında. Bu Twitter'da veya sosyal medyada diyeyim John Snow mahlaslı bir yazar var. Sosyal medya hesabı sahibi. O bir kitap yazdı. Yazmış. Mustafa Kemal'i anlamak diye. Veya Yarının Adamı da aslında kitabın ismi. Onu okumaya başladım. Böyle Mustafa Kemal'in Atatürk'ün daha insani yönden ve başından bir hayatının ilk evlerinden Sonuna kadar aslında bizim bilmediğimiz detayları paylaştığı bir kitap. Ama şey yani Can Dündar'ın Mustafa Belgeseli gibi değil daha değerli toplu diyebileceğim bir kitap yani. Ee, öyle onu okuyorum şimdi. Hı hı. Senin okuduğun kitap, izlediğin dizi, film ee, bu hafta veya ben, bu hafta nasıl geçti ben sana sorayım. Biraz tarih, bilim karışık bir kitap vardı okumak istediğim. Türkiye'den Türkiye en son gittiğimde almıştım böyle arada Türkçe kitap okumak istediğimde bir sürü getiriyorum Onlardan okumaya çalışıyorum. Zekanın Görsel Tarihi diye bir kitaba başladım. Jose Antonio Marina yazar bir filozof İspanyol bir filozof. Kitabın büyük bir kısmı yazı tabii ki ama çok fazla görsel illüstrasyon da var. O da Markus Carus illüstratör. Türkçe'ye çevrilmiş bir kitap. İnsanın zeka tarihini görsel desteklerle anlatıyor. Hmm. Dünyaya başka bir gezegenden gelen böyle üstün zekalı, üstün teknolojili bir, bir ırkın diyeyim bir üyesinin dünyayı inceleyerek geçmişi görerek onun dilinden öğrettiklerini anlatıyor. Aslında kitabın yazarı, kitabın narrator'ı bu üstün zekalı kişinin çevirmeni o yüzden kendi yorumları da var çevirmenin. Çevirmen insan. İlginç bayağı bir biraz ortalarına geldim ama dinler nasıl çıkmış? Dinler niye var? İnsan ırkının normalde canlıların güçlü zayıfı yener şeyinin insan ırkında neden olmadığı, işte neden adalet sistemi gelmiş gibi konuları hiç bilmeyen birinin öğrenip bunu yorumlaması ...gibi bir ağızdan yazılmış. Güzel, hoşuma gitti. Hmm. Ee, biraz Türkçe çevirisinde... ...çok olmasa da böyle Türkçe devrik cümleler... ...ve Türkçe yazım hataları gördüm. Biraz onlar tabii okurken dikkat dağıtıyor ama... ...beğendim. Aklıma şeyi getirdi. Bu geçen yaz okuduğum bir kitap daha vardı. Eski Atina'da Bir Gün diye. William Stearns Davis'in bir kitabı. Anlatım yönden ona çok benziyor. O kitapta da bir insanın burada narrator oluyor, zaman makinesine binip M.Ö. 360 zamanlarına gidip oradaki antik dönemdeki Atina'ya inip oraya gitseydik neler görürdük? O betimlenerek anlatılmıştı. Onu onu kesinlikle tavsiye ederim. Bir günü ne bileyim antik dönemde böyle. Bir işçinin evinde geçiyor, işte bir gün çarşıda geçiyor, bir gün işte okulda geçiyor, spor stadyumda geçiyor, antrenmanlar nasıl oluyormuş falan, savaşlar nasıl olmuş, e, şarap yetiştiriciliği vesaire nasıl olmuş onlar anlatılıyor. Bayağı e, güzeldi onu da tavsiye ederim linkini bırakırız. Dizi çok olarak ya. ben hep tarihte bize hep tarih böyle siyasi olarak anlatılıyor yani siyasi tarih anlatıyor işte şu devlet şu devleti yıktı şöyle savaşlar oldu vesaire vesaire ama Tarihte insanlar nasıl yaşıyordu yani sosyal tarih dediğimiz şey. O hayatın içinde insanların hayatı nasıldı tarihte onu okuyabileceğimiz bir kitapsa valla ben de okumak isterim yani bir an önce. Evet. bayağı ilginç duruyor. Aslında o dönemki antik Yunan'daki o sülalem rahat şeklini çok hmm. iyi betimlemiş. İşte o dönem çıkan filozof düşünürlerin bolluğu o, o hmm. yöreden diyeyim. Gerçekten anlayabiliyorsun. Bayağı sevmiştim kitabı. Ee, tavsiye ederim. Dizi olarak e, eşimle şeye başladık. Ezel dizisini izlemeye baştan. <gülüyor> belki <gülüyor> çok güncel olmayacak ama. Benim şeydeki eksik izlemediğim dizilerden biridir Ezel. Bayağı da istiyordum ama üşeniyordum. Ee, böyle eski Türk dizileri izlerken bir 2-3 kere düşünüyorsun hani bir bölüm bir buçuk saat en az. Ama çok sarıyor yani. Tabii. Tabii. Bir sezon <laughs> 30 küsür bölüm. Baya güzel ya. Yani o dönem izleseydim çok daha fazla etkilenirdim hani çok fazla izlediğimiz şeyler hızlandı. Daha hani bu şimdi olsa evet. aynı olay 2 sezon 10 bölümde 40 dakikalık dizilerle anlatılabilir belki ama hani o her şeyin uzatılması, sahnelerin uzatılması bile bir e, nostalji yani e, hoşuma gitti o yüzden. Hmm. Ben bir süre hmm. e, bunu izlerim yani arada farklı diziler araya sıkıştırırım <laughs> ama şu an için güzel gidiyor. Sen hiç Ezel'i izlememiştin yani. Yok mu? O zaman sıradaki Kurtlar Vadisi diyebilir miyiz? İlk 96. Ya böyle bugün 96 aynısını miydi? söyledim. Böyle. <laughs> Kurtlar Vadisi'ni izlemiştim ama bugün aynısını eşim'e söyledim. Bu bitince bir tur da ona baştan başlamak lazım aslında falan. Hani şey gibi. <gülüyor> e, <gülüyor> Onun bir yere gidince burada var susu ya. meşhur. Yani, burada bu e, yenir falan olur ya öyle hani. Gelmişken onu da bir izlemek yani. lazım. Ya Kurtlar Bahadesi'nde çok kötü bir propagandası oldu. Yani çok kötü bir ünvanı var. Ünvan demeyelim de. Reputation'ı var yani. Ama baktığın zaman tabii ki de ya Türk dizileri arasında bence kurgu olarak senaryo olarak bayağı başarılı bir film yani şey, evet. dizi. Kesin katılıyorum yani. Yani ilk 96 galiba o 97 mi? İlk 97 bölüm. Ee, daha sonra çok saçmaladı ama o ilk işte Soner Yalçın'ın falan senaristliğini yaptığı dönemler bayağı iyi. Kurtlar Vadisi'ne gerçi bakmadım ama bu tarz eski dizilerin bölümleri böyle resmi kanallardan YouTube'da falan paylaşılıyor artık ya da bazı platformlarda ücretsiz olabiliyor. Hepsi değil gerçi de mesela Ezel'in YouTube'da resmi e, sanırım şeyi var. Oradan izliyoruz mesela. O da çok rahat. O yüzden hmm. e, yani insanın izleyesi geliyor. Şimdi YouTube'u ne zaman açsam Ezel bilmem ne sahnesi işte bir sonraki bölüm <laughs> falan hani hemen en üstte öneriyor. Çakal. <laughs> işte ama <laughs> e, şey ben Besant şeyi yani çok severim herhalde favori Türk dizim odur onda da mesela bu Vadisi kadar olmasa da bir gerçek şey yansıması bir de tabii onun çekildiği dönem ben Ankara'da yaşıyordum e, çok severim Ankara'yı hani o şeyi çok iyi e, şehri betimlemesi de çok iyi e, havasından evet. tut, hani oradaki işte, halkın içinde sürekli işte bir sorgulama, işte, tanıklar falan filan o konuşmalarda çok ilginç karakterler oluyordu. Seviyordum yani. Evet, Vesace'den. Ankaralıların gönlünde ayrı bir yeri vardır yani. İyi. Tabii tabii. Belki de tek ünlü dizi olabilir ya Ankara'da çekilen. Öyle yok yani. Genelde Ankara'da pek çekilmez diziler yani. Doğru. Güzel bir yere değindi. E, şimdi benim de düşündüm evet. hızlıca ama aklıma gelmedi. Bugün aslında Kışın da çok etkili olduğu bir şeydeyiz. Son bir aydır Stokholm'de hava bayağı soğuk. Kar yağıyor falan. İnsanlar bir şekilde evlerinde ısınıyor. Geçen bir onu merak ettim biraz. İsveç'teki ısınma, hani merkezi sistem nasıl çalışıyor? Householdlar nasıl ısınıyor? Onunla ilgili biraz araştırdım. Belki biraz onu konuşuruz bugün. Bazı notlar aldım. Geçen Hızlıca bölümümüzde de biraz bağlantılı. Evet, aynen. Zaten ilk aklıma oradan geldi. Füzyon konusunu işlemiştik. İsveç'in nasıl şey yaptığından bahsedeceğim. Ee, sana lafı bırakacağım. Önce elektrik üretimini nasıl yapıyor, ondan bahsedeyim. Elektrik üretimin çoğunluğunu hidroelektrik enerjisiyle üretiyor. Yaklaşık üretimin %50'si hidroelektrik barajlarından sağlanıyormuş. Ülke çapında yer alan 4000'den fazla rüzgar türbini ile önemli bir rüzgar gücüne de sahip. 2020 yılında bu türbinler İsveç'in elektrik üretiminin yaklaşık %15'ini sağlamış. Bayağı ciddi bir rakam. Sanırım Türkiye'de bu kadar değil. Onu aslında bakacaktım, unuttum. Eğer bakarsam önümüzdeki bölüm söylerim. Elektrik üretiminin %40'ını sağlayan nükleer santrallere de sahipliği yapar buna şaşırdım biraz hani İsveç'in nükleer santralle kaynağı da olmasına. Hatta bunu ilk senden duymuştum. Birazdan sana onu da söyleyeceğim. Sen Rusya savaşı başladıktan sonra bir araştırmıştın önümüzdeki kış üşüyecek düşecek miyiz diye. Evet. <laughs> onu da birazdan evet. soracağım. Kendime garanti almak istemiştim. Bir odun, odun, kömür falan toplayacaktım. Eğer Rusya'dan <laughs> gaz alsaydık. <laughs> Geri dönüşüm ve yenilenebilir enerjide de iddialı bir ülke. %50'lik bir geri dönüşüm oranına sahip. Ben buraya geldiğimden beri herhalde beni en çok şaşırtan şeylerden biri her şeyin nasıl yani çöpünden, geri dönüşümden faydalanması oldu. İnanılmaz bir ayrıştırma var ev çöplerinde. Geçen saydım 8-9 tane farklı tip Çöp ayrıştırıyoruz biz evde. Plastik, kağıt, karton, kağıtla karton ayrı, pil, konserve, beyaz, e, şeffaf cam, renkli cam, elektronik cihazlar, meyve sebze hani böyle besin atığı çöpü ve normal geri kalan çöpler. Ya yani şu an bir yandan saydım 10 farklı şey ayrıştırıyormuşuz inanılmaz yani ve bunlardan büyük bir şekilde geri dönüşüm sağlıyorlar ve çoğunu tekrardan elektrik ve ısınma için kullanıyorlar. Türkiye'de de haber olmuştu hani çöp ithal eden ülkelerden birisi. Hakikaten hakkını veriyorlar. Ayrıca elektrikli araçlar ve güneş panelleri gibi temiz teknolojilere de önemli yatırımları var. Hani bu ülke aslında pek güneş almıyor diyebilirsiniz. Hani kışın gece uzunluğu çok fazla ama yılda ortalama güneşli gün sayısı en yüksek ülkelerden biri. Ya da Stockholm en yüksek şehirlerden biri. Güneş aldı mı gerçekten iyi alıyor ve etkili oluyor. Mesela benim şimdi yaşadığım apartmanın çatısı tamamen güneş panelleriyle kaplı ve elektrik harcamasının %30'unu oradan karşılamışlar. Bunu da yeni kurmuşlar geçen sene apartman toplantısı gibi bir şey vardı. Orada yönetim kurulunda sadece bu işle ilgilenen bir adam olduğunu öğrendim. Onunla tanıştım. Adam şey diyordu. Bir ilçe söyledi. Vasteras diye. Hatta şehir galiba o. Orada bir tane e, böyle yine apartman varmış e, bizim gibi güneş panelleri olan. Onlar %30'unu üret e, karşılamakla kalmıyormuş. %100'ünü oradan karşılıyormuş ve artanı ını da satıyormuş elektriğin. Ya bu nasıl olur falan diye bir field trip yaptılar geçen. Ee, bizi de davet ettiler de ben gitmedim böyle bir bir buçuk saat uzaklıkta trenle. Yani inanılmaz bir efor var ve hakikaten e, takdir edilesi. Ayrıca 2040 yılına kadar fosil yakıtlardan arınmış bir ülke olma hedefi de koymuş. Mesela bir örnek vermem gerekirse şehir içinde sıkça görebileceğiniz yeraltı vakum Çöp toplama boru hattı var. Ee, mesela şu, şu an yaşadığım yerde var. Yer altından böyle belinize kadar gelen bir ufak boru var. Onun kilidini açıyorsunuz, çöpü bırakıyorsunuz içine, kapıyorsunuz o aşağıdan vakumla gidiyor. Bunun avantajı, önce şeyi anlatayım. Bu, bu vakum boruları evler ve işyerlerine yerleşilen özel çöp kutularına bağlanır ve bu kutular vakum boruları aracılığıyla toplantma istasyonlarına gönderilir atıklar ayrı ayrıştırılır ve geri dönüşüm için kullanacak olanlar ayrı tutulur. Kalanı imha edilir. Atıkların toplanmasını kolaylaştırıyor. Şehir içi atıkların görünürlüğünü azaltıyor ve kokuyu azaltıyor. Hani hiç, hiç çöp kokmuyor. Ayrıca belediyenin geri dönüşüm ve yeni bir enerji çalışmalarına katkıda bulunur ve hiç çöp kamyonu görmediğiniz için ya yani bunu kullanılmadığı için e, burada da bir fosil yakıtları olan bağımlılığı azaltıyor. Bu da mesela işte 2040 için bir adımlardan biri aslında. Bu geri dönüşüm ayrıştırması yaparken tabii on şey ayırırken hani neyin neye ayrılacağını bazen karıştırabiliyorsun. Biraz şeyi fark ettim. Burada çocuklar bile yani çocukluktan öğretiliyor. Çok kolay bir şey yani aslında. Ben mesela zorlanıyorum. Bazı şeyler ya bu plastik mi çöp mü diye şey plastik mi kağıt mı hani böyle ne bileyim bazı şeylerin kapaklarında farklı malzemeler olabiliyor. Bunu nereye atacağım diye mesela soruyorum ama e, buradaki herkes onun farkında. Bayağı iyiler o konuda. E, senin var mı buraya kadar? Geçen de inlemek? konuştuk. Hı -hı. Şey diyebilirim sadece. ...geri dönüşüm... ...nereye, ne, ne atılacağı konusunda. Senin de söylediğin gibi bazen... ...mixed oluyor. Yani mesela kartonla plastik... ...bir ürünün ambalajı hem karton... ...hem plastik içeriyor. O durumda işte ya elinle... ...ayıracaksın. Yani... ...orada biraz sen de efor sarf ediyorsun. Ama tabii ben burada şeyi... Geçen, ...geçen de konuşmuştuk seninle. Şirketleri de suçluyorum. Yani... ...yeteri kadar... mesela ...bunu açık bir şekilde ambalajların üstüne yazabilirler veya bir ambalaj üretecekleri zaman sadece plastikten veya sadece kartondan oluşan ambalajlar üretebilirler. Bir de Avrupa Birliği şeye şaşırıyorum Yani Avrupa Birliği neden şirketlere böyle bir bir regülasyon çıkarmıyor? Her ürünün üzerinde, ambalajın üzerinde bu şu atık kategorisine girer diye bir işaret, bir yazı, herhangi bir şey hiç olmuyor. Ama Yakında o olur diye bekliyorum yani o veya senin söylediğin gibi belki de hiç kimsenin ihtiyacı yok. Çocukluktan beri iyi bir eğitim aldıkları için herkes aşırı farkında neyin nereye atılacağını ama ben yine de böyle bir şeye ihtiyaç olduğunu düşünüyorum yani. Bir de şey konusunda evet İsveç'te gerçekten şeye çok önem veriyorlar. Bu yenilenebilir enerji muhabbetine. Bizim yaşadığımız binada da sanırım gelecek sene bu organik atıkları yakarak enerji üretme. Binanın içerisinde yani binanın bodrum katında böyle bir artık nasıl bir sistem olacak bilmiyorum ama organik atık dediğim işte muz kabuğu, işte yumurta kabuğu gibi doğadan gelen atıkları kullanarak onları yakarak enerji üretme veya ısınmaya yardımcı olma amaçlı. Bayağı herkes çaba sarf ediyor yani irili ufaklı kimse az veya çok demeden bir çaba sarf ediyor bu konuda. O yüzden takdir edilse e, buradaki bu çaba. Bunu da ekleyeyim. Bu söylediğin yöntem aslında İsveç'te kullanılan bir yöntem. 2020 yılında bu şekilde elektrik üretiminin %11'ini sağlamış İsveç. Bu da aslında hmm. bu da çok iyi bir sayı. Fosil yakıtları olan bağlılığını azaltıyor. Neyi nereye ayrıştıracağız yorumunla ilgili olarak aslında onunla ilgili de bazı dökümanlar falan var böyle. Hani ne neyi nereye atmalıyız gibi. Üstünde değişik kodlar oluyor işte malzemelerin. O kodlara göre işte plastik çöpüne mi atmalıyız, şuraya mı atmalıyız, buraya mı diye ayrıştırabiliyorsun. Bir de bazı tip plastikler hmm. mesela geri dönüştürülemiyor. Mesela onu atmaman gerekiyor. E, ev çöpü olarak hani e, bilmiyorum yakılmıyor da galiba. Onun da kodu farklı. Hmm. Geçen böyle modern bir sağlıklı abur cubur üreten bir firmanın bir şeyini yemiştim de Kabına baktım hani nereye atmam gerekiyor diye şey yazmış. Kodlar falan yazıyor tabii legal olarak da alta şey yazmış. Beni plastiğe atın. Şey polemiğe hmm. girmeyin hani şey. O baya... Benim az önce bahsettiğim şey aslında var yani bir kod. En azından bir kod yazıyor nereye atman gerektiği konusunda. Evet evet. Ee, ben onu bilmiyordum. Hmm. Bu geri dönüşüm işaretinin orada bir, bir kod gibi bir şey oluyor yanlış hatırlamıyorsam. Onun... Tabii dökümanda var hani anlatan. Şunu şuraya atmalısın falan gibi. Bulursam onu da yollarım. Benim de ihtiyacım var. <gülüyor> <gülüyor> e, elektriği anlattık. Evlerin ısınması nasıl sağlanıyor? Merkezi ısıtma var. Ama bu bizdeki doğalgaz ile bu son yıllarda yaygınlaşan Türkiye'deki doğalgazla merkezi ısınmaya benziyor. Ama farklı bir kaynakla diyeyim. Sıcak su kullanılarak binaları ısıtmak üzerine kurulmuş bir sistem. Enerji üretim merkezlerinden evlere kadar uzanan su boruları var ve bu su borularından sıcak su gidiyor evlere. Evlerin kaloriferlerine kadar çıkıyor ve evi ısıttıktan sonra soğumuş olarak merkeze geri dönüyor. Bu su yenilebilir ve fosil yakıtlardan arınmış yakıtlar kullanılarak ısıtılıyor. Bu kaynaklar neler? Bunlar orman endüstrisinin atık ürünleri. Mesela düşmüş dal parçaları, yapraklar vesaire. Ve kullanılamayan inşaat atıkları gibi şeyler. Buradan ortaya çıkan enerjiyle elektrik üretiliyor. Bunlar yakılıyor. Bu enerjiyle su da ısıtılıyor. Yani hem elektrik üretiliyor hem su ısıtılıyor. Ondan sonra bu ısınan sıcak su iyi izolasyonlu borularla evlere ve işyerlerine ve diğer binalara gönderiliyor. Sonra dediğim gibi soğutulunca, soğuyunca tekrar geri gidiyor ve bu devir daim devam ediyor. Evlere giden borudaki su 86 derece ortalama sıcaklığı varmış. Dönen su da 40 küsürdü. Şehirlerin çoğunu hizmet veren 1-2 firma var. Bu arada yeri gelmişken şunu da söyleyeyim. İsveç'teki yasalara göre her evin minimum 18 derece sıcaklıkta tutulma zorunluluğu var. Eğer apartmanda yaşıyorsanız bunun sorumlusu... Apartman yönetiminiz ama 18 derece ne kadar sıcak o da tartışılır Tabii benim bir önceki yaşadığım evde 18 on... bayağı soğuk ya <laughs> çok soğuk ya yani bir önceki yaşadığımız evde yani ev, 19 ev için derece çok 19 dereceydi ee, bir gün işte görevliyi çağırıp e, üşüyoruz falan dedik adam haldiruldur geldi hani yasaya aykırı bir şey varmış gibi o zaman bilmiyorduk tabi elinde de bir lazer termometre. Evi ölçtü. 19 derece. Ya dedi ödüm kopardınız ya bu. Legal bir sıcaklık ya bu. Biraz sıkı giyinin kardeşim falan deyip <laughs> adam git çıktı evine. <laughs> Stockholm'da jeotermal ısıtma da en yaygın alternatif şu an. Bunun çalışma şekli de yer altındaki ısı kaynaklarından enerji elde ediliyor. Hani alt katmanların sıcaklığıyla. Bunun dezavantajı e, demin bahsettiğim sistem Deki gibi bir yandan elektrik üretilmiyor bundan sadece ısıtma. 1950'lerde ise şehir yağ kazanlarıyla ısıtılıyormuş. O zamanlar ama hava kirliliğine kötü etki etmiş. Şu an bile yağ kazanı olup da bunu yenilemek isteyen ev haneleri varmış. Elektrik... Yağ kazanı dediğin yani yağ yakarak mı? <laughs> Nedir yani? Ben yağı ısıtarak olarak anladım. Bu jeotermal hmm. olduğu için. Çünkü yani daha tehlikeli evet ama sanırım kontrolü daha kolay sıcak sudan. Tam emin değilim. Uzmanı değilim ama hala varmış ve de değiştirenler devam ediyormuş yani bu sayı. Yani son olarak şeyden bahsedebilirim. Ülkede elektrikli araç kullanımı da çok fazla. Dizel araç hala var ama işte sayısı azalıyor. Bu 2025'te e, komple duracak satışı sanırım elektrikli araçlara devlet işte vergi indirimi yapıyor. Yakın zamanda onu da durdurdular. Onun sebebini bilmiyorum ama biraz bence saçma bir karar olmuş. İşte normalde Şöyle elektrik... benim bildiğim Hı. kadarıyla Ha Pardon devam sen. Son şeyi diyeceğim. Hani bu kalktı mı bilmiyorum. Şimdi sen e, belki düzeltirsin. Eğer e, elektrikli araç varsa yıllık Araca verdiğim vergi böyle 300 kron falan civarındaymış. Böyle 30 euro gibi bir şey oluyor. Normal arabada ise 5000 küsür kron. Yani 550 euro falan. Baya bir fark var aslında. Diyeyim sana bırakayım sözü. Ben şey diyebiliyordum onu sadece. Elektrikli araba alırken ödediğim vergide de indirim vardı. O indirimi kaldırmışlar. Ama Elektrikli araba sahibi olduktan sonra her ay veya her sene ödediğim vergide hala e, içten yamalı motorlu arabalara göre indirim devam ediyor gibi biliyorum ama ben yanılıyor olabilirim yani. Anladım. Yok haklısın sanırım. Şimdi sen deyince bu anda mantıklı geldi. Evet. Ama tabii yine neden diye bir sormaktan edemiyor insan. Evet. İşte belki şey anlatmak istersin bu e, Rusya'nın doğalgaz yaptırımlarını sen çok önceden tahmin ederek. Bir hmm. araştırmıştın. Doğru, atam <laughs> oynamışız İsveç'te diye. Bir ondan Aynen. bahset istersen. Şimdi Almanya'da bir enerji krizi olunca dedim ya acaba hani İsveç'te bu hiç konuşulmuyor. İsveç neden bu kadar rahat diye bir araştırdım. Hani nasıl üretiyor? Elektriği veya nasıl ısınıyor diye. Senin de bahsettiğin gibi işte bu hidroelektrik santraller var. Bayağı yaygın. Ve nükleer santraller de var. Yani Rusya'dan doğalgaz alınıyor mu bu total enerji tüketiminin yüzde sekizine falan tekabül ediyormuş. O da sadece hani riski dağıtmak adına olası bir sıkıntı olduğu zaman geri kalan sistemlerde hani buradan en azından enerjimiz olsun diye böyle bir oran var. O yüzden hani bu Enerji Bakanlığı veya ilgili devlet makamları o dönem hani endişe edecek bir şey yok diye açıklama yapmıştı. Evet yani nükleer ve hidroelektrik santrallerle bayağı halledebiliyor. Hatta enerji İhracat yapıyordu diye de biliyorum. Çevre ülkelere. Yani İsveç'in durumu o yönde. Yani Almanya'ya kıyasla Almanya nükleer santralleri kapattığı için bugün bu kadar zordu. Ama İsveç'te böyle bir karar alınmadı henüz. Yumurtalarını farklı sepete dağıtmış biraz. E, evet, mantıklı. Onu yapmış yani. Almanya'nın zaten bütün elektrik tüketimini veya ısınmasını Rusya'dan gelen doğalgaza bağlaması başından beri zaten ne kadar mantıklı bir kararmış. O da şu an tartışılıyordur eminim Almanya'da ama pek mantıklı olduğu görünmüyor. Yanılmıyorsam yani yedek rezervlerinde %86 doluluk varmış aslında. Hani bu kışı komple yedekten yerse bile yine %80'in altına düşmüyormuş. Ama bu bilinmezlik, bu belirsizlik yüzünden onu %1 ikisi bile çok önemli olduğu için doğrudan B planına bulmaya başvurmaya çalışmış diye bir yerde okumuştum Almanya'nın ya da Avrupa Birliği'nin diyeyim genel olarak. Yoksa yedek rezervi olmadığından değil ama en kötü durum için hala onu saklamayı istemelerinden. Evet anladım. Bir de sanırım haneleri ısıtmak için veya elektrik sağlamak için çok büyük bir kaynağı ihtiyaç yok ama ama esas. Sanayide galiba işte demir-çelik sanayinde özellikle fosil yakıtlarla elde edilen o ateşin veya o o kuvvette bir enerjiyle ancak o sanayinin yürüdüğü söyleniyor. O yüzden de her ne kadar nükleer olsun, hidroelektrik, santral olsun elektrik ürettin ama bir de gerçekten fosil yakıtlar kullanarak da sanayi üretimini gerçekleştiren bazı sektörler var. O yüzden her türlü fosil yakıta ihtiyaç duyuyor. İsveç de bugün duyuyordur. Eminim yani sanayisi anlamında. Almanya'nın da en büyük endişesi oydu. Ee, başından beri. Evet. Bir de bu şey var ya şu an tüm dünya arabaları elektrikli olsa o kadar yetecek elektrik yok dünyada. Hani Hı. o kadar fosil friliğe de sanırım hazır değil şu an kaynaklar. Evet. Ya araba konusunda en güzeli bence şu ana kadar %100 elektrikli almak yerine e, hibrit dedikleri yani hmm. evet ama aynı zamanda şarj edebildiğin fişe olan bir hibrit arabalar var şu an. Hem içten yanmalı motoru yani o şehir içinde mesela sadece elektrikli olan kısmıyla idare edebilirsin mesela ama şehir dışına gittiğin zaman yine aynı benzin devam edebilirsin. Bana o o tip arabalar aşırı mantıklı geliyor şu aşamada. %100 elektrikli bir arabaya geçmek çok mantıklı Ya iki tane araban olacak. Ya da bilmiyorum. Ben şehir içi tamam elektrikli okey de. Şehir dışına gitmek istediğin zaman ben elektrikli arabaya güvenebileceğimi sanmıyorum ya. Ben biraz <laughs> çok geri kafalı iki yorum yapacağım. İlki <laughs> e, şu anki dinliyorum, merakla dinliyorum. Şu anki elektrikli arabalar çok primitif geliyor bana yani daha bu teknoloji gelişecek önümüzdeki 5-10 yıl içinde. Birçok bir bilinen ya da henüz farkında bir olunmayan sorunlar çözülerek daha ileri üretilecek. Mesela hmm. şimdi sallamış olmayayım da 4-5 yıl önce mesela Tesla'nın pil menzili işte 400-500 kilometre falandı. Şu an daha fazladır belki. Hmm. Bence ilerideki araçlarda bu 2000-3000 belki daha fazla olacak. Ve hani o çok komik gelecek o rakam aslında. Çok düşük geliyor bana. Biraz uzun yola çıkmama şeylerinden biri de o. Bir de hani o turbo motor sesi çok güzel ya. Çok seviyorum onu. <gülüyor> <gülüyor> Onun Audi'nin bir eskiden bir videosu vardı. Bu elektrikli araç e, üretme yani üreten, e, dizayn eden işte kolu var. E, o kolda böyle... Bir kısım sadece arabanın çıkaracağı sesle ilgileniyor. Piyanist değil de, piyanist miydi ya? Böyle bir producer, hani piyanist bir producerla çalışmışlar. Gerçek araba sesi ürettirmişler adama ki işte arabayı sürerken gaza basınca o, o ses gelsin falan gibi. <gülüyor> Elektrikli <gülüyor> kullanıyorsun ama hani o ses hazlını da alıyorsun şeyini vermek için. Tabii yolda falan da hani yayalar için falan da iyi bir şey bu sesin gelmesi. Tabii çevre kirliliğinde ses kirliliği de var sonuçta. Öyle bir yanı da var. Ama şu Tabii. anki e, şeyim tam tadını alamadım ya. Öyle bir, öyle bir arabam olursa biraz kullanırsam e, hevesimi alıp Hı -hı. ben de şeye girebilirim. Abi en iyisi bu elektrik ya falan diye. Öyle görürseniz şaşırmayın. <laughs> diyelim ve bu bölümü kapatalım o zaman. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.